Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere iki modemin Ethernet kablosu vasıtasıyla birbirine nasıl bağlanacağını ve bağlandıktan sonra ayarların nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle ikinci modem olarak kullanacağımız modemi Ethernet kablosu vasıtasıyla bilgisayara bağlıyoruz. Ancak diğer modemden gelen kablo şu an bilgisayara bağlı olmayacak. Öncelikle hemen ayarları yapmamız için benim ikinci modem olarak kullanacağım modem Airtizen bir modemi. Airtizen modemine ayar yapacağız arkadaşlar. Bunun için 192.168.2.1 şeklinde IP adresini yazıyoruz. Ayarları sadece ikinci modem olan, yani hotspot olarak kullanacağımız, erişim noktası olarak kullanacağımız modeme yapıyoruz. Evet, modemimiz arayüzü geldi. Buradan tamama basıp modemin arayüzüne giriyoruz. Arayüze girdikten sonra burada internet bölümü var. İnternet bölümünden solda internet ayarları bölümüne tıklıyoruz. İnternet ayarları bölümüne tıkladıktan sonra bakın şurada en üstte sağda düzenle bölümü var. 6/8/35 LLC, VC1 şeklinde, PPOE şeklinde bölümler var. Buradan düzenleye basıyoruz arkadaşlar. Düzenleye bastıktan sonra burada sağ üstteki PPOE'yi DHCP'ye çeviriyoruz ve burada kaydediyoruz. Kayıt yapılırken biraz bekleyebilir. 5-10 saniye kadar bekletebilir bizi. Burada bir uyarı çıktı. Buna direkt olarak tamam diyebiliriz. Tamam dedikten sonra ayarlar kaydediliyor ve modem yeniden başlatılıyor. Modem yeniden başlatıldıktan sonra diğer ayarlara da göz atacağız arkadaşlar. Cihaz yeniden başlatılıyor diyor. Gördüğünüz gibi burada da sizin cihazınız yeniden başlatılacak. DHCP sunucusunu ayarladığınızda tekrardan başlatılacak. Şu an modem tekrar başlatılmak üzere kapandı ve tekrar açılıyor. Bu aşamada biraz bekliyoruz arkadaşlar. Bakın burada ilerlemeyi de gösteriyor zaten. Yaklaşık yarısı, hatta daha fazlası oldu. İlerledikten sonra diğer ayarları da göstereceğim. 3 adımda gerçekleştireceğiz ayarları. En azından ben 3 adımda gerçekleştirdim. Sizin modeminizde daha farklı olabilir. Ancak evet, gördüğünüz gibi modemimiz geldi. Modemimizin arayüzü geldi. Şimdi burayı kapatıp tekrardan bir giriş yapalım. Hemen şurada giriş butonuna basalım. Tekrardan modemimizin arayüzüne girelim. Yine internet, sol üstteki internet bölümüne, internet ayarları bölümüne tıklıyoruz. Burada NAT, sağ üstte yine NAT'ın tikini kaldırıyoruz. Bir de firewall'ın tikini kaldırıyoruz. Yine buradan kaydede basıyoruz. Şu an kaydediliyor. Garanti olsun diye tekrar kaydete basalım. Kaydedildi. Daha sonra hemen bakın burada LAN yazısı var. Bu LAN'a tıklıyoruz arkadaşlar. LAN'dan IP ve DHCP ayarlarına tıklıyoruz. Sonra hemen altta üye wireless LAN'lar şeklinde, diffuse DHCP şeklindeki şeylere, burada IP adresleri var. Buraya düzenleye basıyoruz arkadaşlar ve DHCP tipine burada kapalı yapıyoruz. Kapalı yaptıktan sonra tekrar kaydediyoruz. Şimdi modemimize kablosuz ayarları yapacağız arkadaşlar. İkinci kullanacağımız modeme, ana modeme bağlı olan modeme kablosuz ayarlarını yapacağız. Buradan kablosuz ve kablosuz ağ ayarları bölümüne tıklıyoruz. Buradan kablosuz ağların listesi gözüküyor. Buradan biz bir de kablosuz ağ güvenliği bölümüne tıklayalım. Burada yapacağımız bir şey yok. Yine kablosuz ağ ayarları bölümüne tıklıyoruz. Buradan alttaki
modemin varsayılan ayarlarını, en üsttekini değiştiriyoruz. Ben buraya TTK diye bir isim veriyorum modemin ayarlarına. Daha sonra şifre oluşturacağım. Şifreleme yok diyor. Buradan şifreleme tipini seçiyoruz. VPA, VPA2 seçebilirsiniz. Buraya da şifremizi yapıyoruz. Yine ben buraya aynı ismi TTK 0606 diye modem şifresini giriyorum. Ve buradan kaydete basacağım. Şu an kaydediliyor. Kablosuz ağ adımızı ve şifremizi ayarladıktan sonra yine buradan kalın harflerle yazan kablosuz bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Burada bakın en üstte kablosuz ağ etkin yazıyor. Bunun hemen sağında bir kutucuk var. Bu kutucuğu etkin şeklinde dolduruyoruz ve tekrar kaydete basıyoruz. Kablosuz ağımızı da ayarladık. Buradan sonra yapacağımız tek işlem ana modemimizden gelen Ethernet kablosunu ikinci modemimize bağlamak. Bu şekilde modemimiz gayet hızlı bir şekilde internete bağlanmış olacak. İkinci modemimiz ve sinyalimiz kuvvetlenmiş olacak. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.